Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Bu videoda renk körü müyüm yoksa değil miyim? İşte bunu öğreneceğiz. Bu büyük gerçeği bugün burada öğreneceğiz. Şimdi burada ilk testimize başlıyoruz. İlk testimizde ne var diye sorarsanız da buradaki gördüğüm sayıyı yazacağım. 12'yi görüyorum. Direkt 12'yi görüp seçiyorum. Sonraki soru burada ne görüyorsun? Burada 5 büyük ihtimalle. Şurası biraz tam olarak aslında çok net gözükmese de bana karşı 5 olarak görüyorum şu anda. Ha bu beni şu an inanılmaz zorladı diyebilirim. 46, 45, 46 ama 4 olduğuna eminim şuradaki sayının. Bu ya 6 ya 5 şöyle. Böyle sanki 5 gibi ama 45 büyük ihtimalle. Ya da 46 mı? Yok yok şurada şey yok. Turunculuk yok. Oo bu sayıya geliyoruz. Bu sayı kaç? 73 mü? 78 mi? 73 büyük ihtimalle. 78 yok çünkü şıklarda. Normal ben test çözerken de böyle yapıyorum. Yani yapacak bir şey yok gerçekten. Aha burada ne görüyorum? Burada hiçbir şey görmüyorum. Yani burada ne var ki? Burada hiçbir şey yok. Bunu geçtim. Burada bir şey görmüyorum. Burada 10 sayısı var. Burada 7 sayısı var. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu balık gibi geldi bana aslında. Balık mı böyle? Şıklarda ne var? Kuş var. Ha şurası kuşa benziyor olabilir. O zaman bu kuş olabilir. Buna bakarsak da 40... Ay bir dakika bu 42. Böyle 48 mi 42 mi 40 mı kaç? 4 olduğuna eminim ama ikinci sayı o kadar şey görüyorum ki zor görüyorum ki şu anda. Ya 42 gibi gözüküyor ama yani eminim. Ya şu 4 sonunda da 0 değil ya. Böyle yuvarlak bir şey. Yani yuvarlak değil de işte 2'ye benzer bir şey. Burada ne görüyorum? Burada bir şey söyleyeceğim. Bu çok böyle hiçbir şey gözükmüyormuş gibi ama çok böyle hani gözümüzü şey yapabiliriz ya böyle bulanıklaştırabiliriz aslında. Böyle bir yere bakarken kısınca değil de böyle normal bakarken de ben biraz onu şey yapabiliyorum. Bulanıklaştırabiliyorum komple bütün şeyi, alanı ama 7 bence. Buradaki sayı 7 gibi gözüküyor bana. Yani ilk baş hiçbir şey gibi gözüküyor ama 7. Umarım yanlıştır. %0 renk körüsün çıktı. Renk körü değilmişim. Neyse o zaman yapacak bir şey yok. Sıradaki teste geçiyorum. Sıradaki testimizde hangi psişik güce sahip olmalısın? Benim en sevdiğim konulardan bir tanesi. Çünkü böyle küçüklüğümden beri hep şey isterdim. Hani hep böyle bir doğaüstü bir gücüm olsun. Mesela işte uçabilmek olabilir. Sonra görünmez olmak olabilir. Bu tarz şeyler. Tabii bu şimdi psişik olduğu için biraz daha kafayla alakalı olacağı için bakalım ne çıkacak burada. En çok hangisi canı sıkıyor? Genel olarak yalancılar, zayıf hissetmek, sürekli kaygı dışlanmışlık, insanlarla anlaşmazlığa düşmek, ölümün kaçınılmazlığı, asla sahip olamayacakların fiziksel özellikleri. Benim canımı genel olarak sıkan şey kaygı. Çünkü ben sürekli böyle kendi kafamda biraz kaygı oluşturan bir insanım. O yüzden kaygı benim için bayağı bir sorun oluyor. Beni en çok yansıtan renk hangisi? Kesinlikle hiç düşünmeden mor rengi seçiyorum. Zaten buradan da şimdilik fark etmişsinizdir. Mor renk benim en sevdiğim renk, bunun daha koyu şeklinde olanı. Sence hangi kelime seni en iyi tanımlıyor? Çekici, sezgileri yüksek, umursamaz, ruhani, düzenli, meraklı, yaratıcı, endişeli, fil hafızalı. Yani bu değil, bu değil. Umursamaz da değil, ruhani de değil, düzenli hiç değil yani. Meraklı, bazen meraklı olabilirim az olmam ama bence beni en çok iyi ifade eden kelime yaratıcı diyebilirim. Böyle bir şeyler düşünüp böyle hani oluşturmayı vesaire yaratıcı bir şekilde düşünmeyi çok seviyorum. Çok hoşuma gidiyor. Şimdi mesela burada benim en çok ilgimi çeken film hangisi diye sorarsanız burada benim en çok ilgimi çeken Batman diyeceğim. Çünkü süper kahraman filmlerini seviyorum ve hoşuma da gidiyor. En güzel kusurunu soracak olursak yani şimdi teşekkür ederim. Böyle bir şey olur mu? Kusur iyi bir şey değildi ki. Fazla inatçıyım. Fazla hayalperestim. Geçmişte yaşıyorum. Hızlı sinirleniyorum. Kimseye güvenmiyorum. Biraz obsesifim. Kelimenin anlamını bilmiyorum ya. Durmam gereken yeri bilmiyorum. Risk almaktan korkuyorum. Asosyalim. İnatçıyım ama geçmişte yaşamıyorum. Bir dakika şimdi. Kimseye güvenmiyorum. Bunu biraz aştım. Çok fazla güvenmiyorum insanlara. İnatçılım diyebilirim. Biraz inatçıyımdır. Hırslı ve inatçı bir insanımdır. Beni en çok çeken fotoğrafı soruyorlarmış şimdi de. Beni en çok hangi... Ya kesinlikle bu çekiyor beni. Kedi ve kahve. Yani köpek ya da kedi böyle bir hayvan. Kesinlikle beni herhalde en çok mutlu edebilecek şeylerden bir tanesi bu olabilir. Yani mezarlık olamaz yani şimdi. Bu da nasıl bir soru? Bu da güzel aslında uyumak, dinlenmek şeklinde. Ama sana yapılan hangi övgü seni en çok mutlu eden olur? Çok tutkulusun değil, çok zekisin değil, hayal gücün mükemmel, ne yapman gerektiğini biliyorsun, her zaman doğrunun tarafındasın, zevklerin çok farklı, her zaman sakin kalmayı başarabiliyorsun, insanları anlamakta üstün yok, çok seksisin. En iyi, en çok hoşuma gidecek olan, beni en çok mutlu edebilecek şey hayal gücün mükemmel şeklinde bir iltifat çok hoşuma gider. Çünkü zaten dediğim gibi ben hayal gücümü kullanmayı seviyorum. Astral seyahate çıktı. Ben, bana mı çıktı? Vücudunu terk etmeli ve dünyayı başka bir perspektiften
Vücudunu terk etmeli ve dünyayı başka bir perspektiften görmelisin. Dünyaya genel olarak objektif bakıyor, olayları realist olarak takip ediyorsun. Bu da seni bazen kalpsiz gibi gösterse de her zaman en sağlıklı yorum yapmanın en büyük yardımcısı oluyor. Yani biraz aslında yakınlaşmış olabilir. Birazcık olaylara taraf bakabiliyorum. Evet, yani taraftmadan bakabilmek daha mantıklı geliyor bana her zaman. Ama yani onun dışında biraz kalpsiz mi gözüküyorum? Bilmiyorum. Şimdiki testte beğenilerine ve tercihlerine göre bilinçaltı neye saplantılı şeklinde bir şey var. İlk soruda da öncelikle cep telefonuna tercihini soralım. Android'i de seviyorum. iOS'u da seviyorum. Yani iOS'u da seviyorum. Ama ikisini ayrı yönlerini seviyorum. Toplamda hangisini daha çok seviyorum diye sorarsanız buna sahip telefona biraz daha bana sağlam geliyor ama tercihim bu olacak. Hangi sosyal medya platformunu daha çok kullanıyorsun? En çok, ya çok kararsızım. Bu konuda inanılmaz kararsızım. Twitter ya da Facebook ama büyük ihtimalle Twitter böyle hani Twitter'ı okumak için kullanıyorum birazcık. Aslında ben bundan ziyade haber şeyi yani her gün haber okuyorum aslında. Hani onu çok kullanıyorum ama ona en yakın Facebook var, Twitter da var. Facebook diyelim. Senin için bir eserin kitabını okumak mı, filmini izlemek mi daha keyifli? Kesinlikle kitabını okumak daha keyifli. Asla filmin verdiği etkiyi kitap verir. Daha fazlasını verir hatta. Tatil günlerinden hangisi favorin? Tabii ki de cumartesi. Çünkü cumartesi bir sonraki günün de tatil olacağını bildiğin için gerçek böyle bir özgürce tatili yaşayabiliyorsun yani. İlkbahar, yaz, sonbahar, kış. Ya hepsini sonbahar değil bir kere kesinlikle. Yaz da değil, ilkbahar ya da kış. Yani biraz alakasız oldu ama sanırım ilkbahar diyebilirim. Aynen, ilkbahar seviyorum. Peki lisede hangi alan sayısaldım? Hangi içecek? Kahve. Kahve. Hayır çok zor bir soru. Buna cevap veremeyebilirim ama yani çocukluğumdan beri hep en çok sevdiğim şey köpekler daha çok olmuştur. Bir tık daha kedilerden üstten olmuştur. Özür diliyorum kediler. Bütün kedilerden özür diliyorum burada. Peki erkekte hangisi olmalı? Sakal, bıyık, sakal ve bıyık hiçbiri. Yani az olduğu sürece böyle çok hafif olduğu sürece şu çok mesela. Bu da az yani şurada da olabilir, hafif şuralarda da olabilir. Yani bunun böyle... Bayağı bir şey versiyonu, kirli sakal deniyor. O daha hoş oluyor bence. Son olarak hangi kadın? Gamzeli, kıvırcık saçlı, gamzeli ve kıvırcık saçlı. Sadece gamzeli olabilir. Aşk çıktı. Senin bilinçaltında derin ve tutkulu bir aşk var. Sen aşk için yaratılmışsın desek yanlış olmaz. Aşk dediysek bu illa bir insan olmak zorunda değil. Sen sevimli bir kediye de, bir edebiyat eserine de, baharda yağan yağmura da aşık olabilirsin. Sen tutkularına bazen esir olabilen... Hayatta mutlu olmak için sevdiklerin ve hislerin peşinden gitmek gerektiğine inanan bir insan. Ayrıca son derece kırılgan ve naifsin. Haliyle çevrendeki insanları ona göre seç. Öyle mi yapmışım acaba? Seni rahatsız edecek insanlar özel alanına adım atamaz. Kesinlikle öyle. Ve son olarak uzun soluklu ilişkilerin insanısın. Teşekkür ediyorum. Hangi manyak film karakterisin? Başlıyoruz. Bu şehirler için aynı güne alınmış uçak biletleri var. Birini seçmen gerek. New York, Tokyo, Barcelona, Paris, Londra, Roma, New York. Ben New York'u böyle hakikaten hayalimde var yani. Gitmek ve gezmek özellikle. Göz rengini kendi seçecek olsan hangisini seçerdin? Kahverengi seçerdim. Ben göz rengine kahverengi seviyorum çünkü. Sinirlenince kendini hangi hayvan gibi hissediyorsun? Ben kendimi sinirlenince ayı gibi hissediyorum. Birazcık ayı gibi sinirlendiğimi düşünüyorum çünkü biraz fazla sinirleniyorum sinirlenince. En son izlediğim filme 5 üzerinden bir not versem. En son hangi filmi izledim? O da güzel bir şey. Ne izledim? Film olarak en son ne izledim? Evcil hayvanların gizli yaşamını izlemişim sanırım. 5 veririm yani şu anda. Bir süper kahraman olsan hangi güce sahip olmak isterdin? Uçmak, kuvvetli olmak, nesnelerin arkasını görebilmek, kendini klonlayabilmek. Kendimi klonlayabilmek isterdim. Kendimden bir sürü olsun ve benim böyle yapacağım işleri, olmam gereken yerler... Şaka ya, tabii ki de uçmak. Daha güzeli var mı? Çocukluğumdan beri hayalini kurdum diyorum ya. Hep rüyalarımda uçtuğumu falan görüyordum yani. Son olarak rap müzikte aran nasıl? Severim ama denk gelirse dinlerim. Ya özellikle Eminem severim. Travis Bickle. Verdiğin yanıtlara göre sen sinema tarihinin en acayip karakterlerinden Travis'sin. Öncelikle detaycısın. Ayrıntılar senin için çok ama çok önemli. Her işini ince ince gözden geçiriyorsun. Adalet duygusu senin için nefes gibi önemli. Bak burada biraz böyle yakın gibi aslında. Böyle hani biraz detaycıyım. Evet, detaylara çok fazla dikkat ediyorum. Takıntılıyım detay konusunda ve adalet duygusu kesinlikle çok benim için önemli. Hakikaten öyle gerçekten. Adaleti sağlamak için gözünü karartmaktan çekinmiyorsun. İçinde yardımsever bir taraf da var. Vicdanın sesini dinlerken başına iş açsan da içi rahatsa çektiğin her şey değiyor demiş. Ve bugünkü testlerimizi çözdük. Bence güzel oldu açıkçası. Hoşuma gitti benim. Daha sonra eğer ileride de böyle şeyler yapmamı isterseniz hem aşağıya fikirlerinizi, test fikirlerinizi atabilirsiniz. Hem de eğer devamını istiyorsanız da videoyu beğene basabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.